Efendim çekimlerimiz Ankara'da kaldığı yerden devam ediyor. Bugün Forte firmasına konuk olduk. Yanımda yönetim kurulu üyesi Cengiz Bey var. Önce kendisini bir tanıyalım. Cengiz Bey, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Rica ederim. Sizi tanıyabilir miyiz? 2003 yılında Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun oldum. Sonra Silahlı Kuvvetler'de çeşitli rütbelerde yazılım geliştirme faaliyetlerinde bulundum. 2013 yılında ayrılarak firmasında proje yöneticiliği, daha sonrasında proje müdürlüğü ve askeri projeler müdürlüğünde çalıştım. 2018 yılında kendi şirketim bilişimi kurdum. 2019 yılında da ailesine katıldım. Peki efendim, kuruluş hikayesinden bahsedebilir misiniz? 2006 yılında sistem entegrasyonu faaliyetlerinde bulunmak üzere kuruldu. 15 yılı aşkın süre içerisinde de altyapı, yazılım, donanım tedariki ve teknik hizmet alanında faaliyet göstermiştir. Ayrıca Forte 2018 yılında yazılım alanında faaliyetlerini artırmak için Teknokent'te bir ofis açtı. 2019 yılında da bilişimi kendi bünyesine kattı. Personel yetkinlikleri ve çevik proje yaklaşımıyla sektörde önde gelen yazılım ve donanım firmalarından bir tanesidir. Peki Cengiz Bey, şunu sormak istiyorum. Firma olarak sunmuş olduğunuz yazılım, ARGE ve altyapı operasyon hizmetlerinizden bahsedebilir misiniz? Öncelikli olarak müşterilerini çok iyi dinlemekte ve müşterilerine kaliteli hizmet anlayışını sunmaktadır. Yazılım alanında da yönetim bilgi sistemi ve lojistik bilgi sistemi alanlarında faaliyetlerini de sürdürmektedir. Ayrıca uluslararası bilişim firmalarının çözüm ortağı olarak donanım tedariki, altyapı tasarımı, kurulum ve işletme faaliyetlerini yürütmektedir. Yaptığı operasyonel faaliyetleri aslında bu şekilde sıralayabiliriz. Sunmuş olduğunuz çözümler hangi sektörde kullanılmaktadır? Ağırlıklı olarak kamu kurumları ve savunma sanayi firmaları için çözüm sunmaktadır. 15 yılı aşkın süre içerisinde Devlet Su İşleri, Anadolu Ajansı, Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı gibi çok fazla referansımızda 1900'ün üzerinde projeyi hayata geçirdik. Aynı zamanda Milli Savunma Bakanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı için yazılım geliştirme faaliyetlerinde bulunuyoruz. Bunların bir kısmını ana yüklenici, bir kısmını da Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı şirketlerinin alt yüklenicisi olarak yapmaktayız. Şu anki faaliyetlerimiz bunlar. Peki Cengiz Bey, bahsettiğiniz bu yazılım çözümlerini ticari açıdan değerlendirebilir misiniz? Ve de bu yazılım kullanıcılara ticari avantaj olarak ne sağlıyor? Şöyle özetleyebiliriz. Yazılımda en önemli kalite standartlarından bir tanesi CMMI belgesi. Bu CMMI belgesinde olgunluk seviyesi 3'e göre yazılımlarını geliştiriyor. Türkiye'de 24 tane firma var bu şekilde yazılım geliştiren. O da bunlardan bir tanesi. Yazılım ürünlerimiz de var bu ARGE kapsamında geliştirdiğimiz. Bunlara örnek vermek gerekirse elektronik dokümantasyon adı altında bir yazılım geliştiriyoruz. 80'li yıllarda insanlar daktilo kullanırlardı ve bu daktiloda yazdıkları yazıyı aslında bilgisayarda hayatımıza geçtikten sonra aynı şekilde kullanmaya devam ettiler. Elektronik dokümantasyon yazılımı kurumların prosedürlerini, formlarını, talimatlarını XML ortamında bir araya getirerek kullanıcının girmiş olduğu verilerin daha anlamlı ve tutarlı olmasını sağlamakta. Aynı zamanda savunma sanayi firmaları için de yazılım geliştirme faaliyetlerinde bulunuyoruz. Son yıllarda savunma sanayide büyük bir gelişim var. Silahlı kuvvetler aldıkları bir sistemle ilgili olarak uzun yıllar kullanıyorlar, 25-30 yıl gibi. Bir malzemenin tedarik aşamasındaki fiyatından daha çoğu aslında işletme idame maliyeti olarak kullanılıyor. Bu noktada da geliştirdiğimiz yazılımlarla hem savunma sanayine hem de silahlı kuvvetlere çözüm üretim noktasındayız. Cengiz Bey, sunduğunuz yazılım çözümlerini küresel seviyede değerlendirebilir misiniz? Yabancı ürünler ile rekabet tablomuz ne durumda? Ürünlerimizin uluslararası pazarda öne çıkması hedefi içerisindeyiz. 2022 yılında da entegre yazılım ürünümüzü uluslararası savunma ve havacılık sektörünün hizmetine sunacağız. Bu ürünün geliştirme aşamasında yabancı ürünleri analiz etme, onların güçlü ve zayıf yönlerini bulabilme fırsatı içerisinde olduk. Savunma sanayimizin ihtiyaçlarını analiz ettik.
Bu ürün sayesinde hem entegre bir çözüm sunacağız, aynı zamanda da kullanıcının adım adım işlemlerini kolaylıkla yapmasını sağlayacağız. Bu ürünle de uluslararası piyasada öne çıkmayı hedeflemekteyiz. Hı hı. Cengiz Bey, vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı size çok teşekkür ediyorum. Röportajımı sonlandırmadan önce değerli izleyenlere son olarak neler söylemek istersiniz? Sanayiyi incelediğimiz zaman sanayide ihracat rakamlarımızın arttığını fakat aynı şekilde ithalat rakamlarımızın da arttığını görüyoruz. Çünkü ülke olarak ham madde ve enerji konusunda da dışa bağımlılığımız var. Fakat yazılım sektörünü incelediğimizde bir ham madde ihtiyacımız yok, sadece nitelikli insan gücüne ihtiyacımız var. Fakat firmalarımızın da eksiği uluslararası pazarda marka değeri yüksek yazılım ürünlerinin olmaması. Bu noktada 2022 yılında Ar-Ge'ye ve Kuluçka merkezlerindeki genç girişimcilere yatırım yapma kararı aldık. Daha fazla ürünle uluslararası piyasada çıkacağız ve bu şekilde ülkemize katma değerli hizmetler sağlamış olacağımızı değerlendiriyoruz. Çok teşekkür ediyorum tekrardan. Başarılarınızın devamını diliyorum. Biz teşekkür ederiz. Efendim, çekimlerimiz Ankara'da kaldığı yerden devam edecek.